Saat 13 gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Başbakan Ünal Üstel hükümetin önceliğinin halk gibi ekonomi olduğunu, bu çerçevede piyasayı ucuzlatmak, alım gücünü yükseltmek, istihdamı artırmak ve kamuda kaliteyi daha ileriye taşımak hedefinde olduklarını söyledi. Başbakan, önce ülkem demeyen kimseyle çalışmayacağını, bu doğrultuda hareket etmeyen ister bürokrat ister bakan olsun görevden alınacağını da ifade etti. Üstel, asgari ücretten vergi alınmayacağını, dar gelirli vatandaşların elektrik faturalarında da indirime gideceklerini söyledi. Kıbrıs Türk mücadele tarihinde özel bir yeri bulunan Erenköy direnişi ve bu direnişte şehit düşenler 58. yıl dönümlerinde yarın düzenlenecek törenle anılıyor. Başbakan Ünal Üstel, Güzel Yurt'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Üstel, Güzel Yurt'ta ekonomik konular, hükümet çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üstel, halkın olduğu gibi hükümetin de önceliğinin ekonomi olduğunu belirtti. Vatandaşın önceliğinin ekonomik sorunlar olduğunu, şikayet ve önerilerin bu alana yoğunlaştığını gözlemlediklerini belirten Üstel, kısa ve uzun vadede atılması gereken adımlar üzerinde çalışıyoruz. Önceliğimiz pahalılık yaratan yakıt ve enerji alanındaki fiyatların aşağıya çekilmesi dedi. Başbakan Üstel, yakıt fiyatlarında göreceli bir düşüş sağladıklarını, bu nedenle piyasada da ucuzlama beklediklerini ve devlet olarak bunu denetleyeceklerini söyledi. Dar gelirli vatandaşların elektrik ücretlerinde indirim sağlayacağız diyen Üstel, daha çok üretim, daha çok istihdam prensibiyle hareket ederek enerji ücretlerini kademeli fiyatlandıracaklarını, bu yöntemle ucuzlama sağlayacaklarını vurguladı. Üstel, asgari ücretten vergi alınmaması konusuna da değindi. Üstel, asgari ücretten vergi alınmaması konusunda tavrım nettir. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gereken talimatları verdim dedi. Başbakan Ünal Üstel, teknecin revize edilerek maliyetin düşmesi için Türkiye'den gelen ekiple birlikte çalışıldığını da anlattı. Bakan ve bürokratlara da mesaj gönderen Üstel, önce ülkem demeyen kimseyle çalışmak istemediğini söyledi. Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi başkanlarına da prensibini aktardığını belirten Üstel şöyle devam etti. Bu zor dönemde perde gerisinde gizli saklı iş çeviren kim varsa benim ekibimde çalışamaz. Görevden alma ve atama konusunda hiç tereddüt etmedim, etmeyeceğim. Bakan ya da bürokrat hiç fark etmez. Bizim hep birlikte bu halka hizmet etmemiz gerekiyor. Bu zor dönemde iş üretmeyeceğiz de ne zaman üreteceğiz? Halkımız ciddi fedakarlıklarla ciddi zorluklar yaşıyor. Bize düşen üretim maliyetlerini aşağıya çekmek, kamuda hizmet kalitesini artırmak ve özel sektörde de istihdamı artırmak. Bu amaç için çalışmayan kim isterse olsun, hangi makamda isterse olsun benim ekibimde yeri yok. Üstel, piyasayı ucuzlatmak, alım gücünü ve istihdamı artırmakla kamuda kaliteyi yükseltmek için uğraş verdiklerini anlattı. Kıbrıs Türk mücadele tarihinde özel bir yeri bulunan Erenköy direnişi ve bu direnişte şehit düşenler 58. yıl dönümlerinde yarın düzenlenecek törenle anılıyor. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin mihenk taşı Erenköy direnişi ve Erenköy şehitlerini anma gününün 58. yıl dönümü nedeniyle yarın Erenköy şehitliğinde tören düzenlenecek. Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin açıkladığı programa göre tören saat 10.30'da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve istiklal marşıyla bayraklar göndere çekilecek. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yeni Erenköy Belediyesi Başkan Vekili ve Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı konuşma yapacak. Tören şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla sona erecek. 8 Ağustos 1964 Erenköy direnişi Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor. 58 yıl önce Türkiye'de yüksek öğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy'e çıkan ve aralarında İngiltere'den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci Erenköy halkıyla birleşerek Erenköy'de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi. Bu direniş sayesinde Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprü başı konumundaki Erenköy'de Rum saldırılarına karşı konulup geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi. Erenköy'de Kıbrıs Türk varlığının korunduğu bu mücadele,
tarihe Şanlı Erenköy direnişi olarak geçti. Kıptekin yakıt alımları ile ilgili yasa gücünde kararname yürürlükten kalktı. Yeni kararnameye kurumun gerekli yakıtı temin etmiş olması gerekçe gösterildi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun akaryakıt alımlarında kamu ihale yasası kurallarının bir süre uygulanmaması için hazırlanan yasa gücünde kararname, Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yeni bir kararname ile yürürlükten kaldırıldı. Bakanlar Kurulu Anayasa'nın 112. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yapacağı akaryakıt alımlarında kamu ihale yasası kurallarının uygulanmaması hakkında yasa gücünde kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında yasa gücünde kararnameyi onayladı. Resmi gazetede yayımlanan kararname meclise sunuldu. Kararnamenin genel gerekçesinde ülkemizde elektrik kurumunun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olmakta, bu da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz etmektedir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet şirketi veya özel şirket olan kurumlardan akaryakıtın daha uygun fiyattan temininin sağlanabilmesi amacıyla düzenlenen yasa gücünde kararnamenin gerekli yakıtın temin edilmiş olması sebebiyle yürürlükten kaldırılması ihtiyacı doğmuştur. İfadeleri yer alıyor. Gün ortası devam ediyor sayın seyirciler. Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti. İstanbul'un kuzeyinde demirleyecek gemiler müşterek koordinasyon merkezince denetime tabi tutulacak. Tahıl sevkiyatı sürüyor. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi kapsamında Odessa ve Çernomorsk limanlarından yerel saat 06 ile 08.30 arasında 4 geminin daha ayrıldığı belirtildi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon sonucunda Mustafa Necati, Star Helena ile Glory adlı gemileri Çernomorsk Limanı'ndan, Rivermind gemi ise Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Fulmar S isimli boş gemi ise dünyadan beri Odessa açıklarında bekliyor. Lübnan'a Mısır taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Odessa'dan ayrılan ilk gemi olmuştu. Dünse 3 gemi daha Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yapmıştı. Bu arada Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 4 geminin hareket ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tahıl sevkiyatı kapsamında 6.000 ton ayçiçeği yağı taşıyan İtalya istikametli Mustafa Necati, 45.000 ton ayçiçeği küpesi taşıyan ve Çin'e giden Star Helena, 66.000 ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen Glory, 44.000 ton mısır taşıyan ve İskenderun'a giden Riverwind isimli gemilerin Ukrayna limanlarından hareket ettiği duyuruldu. İsrail ordusu İslami Cihat'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle Cuma günü abluka altındaki Gazze şeridine başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam etti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Avrupa Birliği tüm taraflara itidal çağrısında bulunurken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Filistin'in talebi üzerine saldırıları görüşmek üzere yarın toplanacak. İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırılarda aralarında 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 253'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi. Filistin basınındaki haberlere göre Gazze şeridinin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az 4 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.
Öte yandan İsrail düzenlediği saldırıda İslami Cihat komutanı Halit Mansur'u öldürdüğünü açıkladı. İsrail ordusu 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze şeridinde İslami Cihat hareketine ait hedeflere saldırı başlatmıştı. Bu arada Avrupa Birliği İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Filistin'in talebi üzerine İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını görüşmek üzere yarın toplanacak. Küba'nın Matanzas limanındaki tanker üstünde dün meydana gelen patlamalarda bir kişi öldü, yaraların sayısı da 121'e yükseldi. Küba'nın kuzeyindeki Matanzas süpertanker üssü olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde yaşanılan patlamaların ardından yaralı sayısı arttı. Şu ana kadar patlama ve yangınlarda bir kişi öldü, 121 kişi yaralandı. 17 itfaiyeci ise halen kayıp. Hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 5'inin durumunun ağır, bölgeden 2000 kişi de tahliye edildi. Küba uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda petrol konusunda deneyimli uzmanlardan yardım talebinde bulunduklarını belirterek Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'nin yardım tekliflerine teşekkür ediyoruz ifadesini kullandı. ABD'nin Havana Büyükelçiliği de Küba'ya teknik olarak yardıma hazır olduklarını vurgulayarak Matanzas'taki olayla ilgili Küba ile temas halindeyiz dedi. Yetkililer yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirtmişti. Yeniden iç gelişmelere dönelim. Doktorların muayene, tanı, tedavi ve cerrahi işlemlerinin ücretleri artırıldı. Bakanlar Kurulu özel sağlık kuruluşlarıyla serbest meslek icra eden tabiplerin tedavi ücretlerinin en az ve en çok ücret imkanlarını gösteren ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile Kıbrıs Türk Dış Tabipler Odası'nca hazırlanarak sunulan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Asgari Azami Muayene, Tanı Tedavi ve Cerrahi İşlemler Ücretleri tarifesini onayladı. Tarifeye göre doktorların muayene ücretleri en az 224 Türk Lirası, en fazla da 784 Türk Lirası oldu. Üzüm ve üzüm ürünleriyle ön plana çıkan ve ülkenin üzüm ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Mehmetçik'te hasatla birlikte üzüm sucuğu yapımına da başlandı. Sadece üzüm suyu ve unla hazırlanan isteğe göre ceviz ya da bademle dizimi gerçekleştirilen üzüm sucuğu yapımının püf noktalarını Mehmetçik köyüne ilk asma çubuklarını getirerek bağcılığın yayılmasını sağlayan Hasan Çelebi Berete için anlattı. Ülke, üzüm ve asma yaprağı ihtiyacının ciddi bir bölümünü karşılayan Mehmetçik beldesinde hasat zamanı ile birlikte üzüm sucuğu yapımına da başlandı. Bağ bozumunun yapıldığı Mehmetçik'te şimdilerde birçok evde üzüm sucuğu yapımı gerçekleştiriliyor. Biz de Berete İskele Bürosu olarak 50 yıldan fazladır üzüm sucuğu yapan Hasan Çelebi ile birlikte hem üzüm sucuğunu hem de üzümlerin Mehmetçik'e getiriş hikayesini aktarmaya çalıştık. ...1970'li yıllarda rahmetli Mehmet Teyyareci ile birlikte baftan soğan kasalarının altına saklayarak üzüm çubuklarını bölgeye getirdiğini ve bağcılığın gelişmesine vesile olduğunu Berete'ye aktaran Hasan Çelebi, üzüm sucuğu yapmanın püf noktalarını anlattı. Bağları diktiğimizde satış şeyleri yoktu. Yeni bağcıydık. Tam dibini anlatmak isterseniz, ilk sene sordular bize ne kadar üzümümüz var, papaz hükümeti. Biz dedik yeni bağcı Bizancak yeter. İkinci sene 1974'te sordular kaç ton üzümünüz var. O zaman ben dedim gelene ki biz yeni bağcı biçemeyik, uzman gönder. Ve bir Türk bir Rum uzman olarak geldi. Barış Harekatı çıktı, kaldı olduğu yerde.
ve ondan sonra ne yaptık? Yavaş yavaş sucuğa, kuru üzüme, kendi başımıza bir şeyler yapma uğraştık. Ha, haftan bilir kişiler getirdim. 10 gün, bir ay elinde tuttum, yedirttim bu işleri öğrenmek için. Ve yavaş yavaş işte bu yöne girdik. Köyde bu işi ilk getirenlerden. Evet, bağcılığı da getiren. Bu haberle birlikte bültenimizi de noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemi sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda hava açık ve az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Girne'de 32, Alevkayası'nda 31, Güzelyurt'ta 33, Gazimağusa'da 33, Lefke'de 28, Yeni Erenköy'de 32, İskele'de 33 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 19, Girne'de 25, Alevkayası'nda 20, Güzelyurt'ta 19, Gazimağusa'da 23, Lefke'de 24, Yeni Erenköy'de 24, İskele'de ise 22 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 37, Girne'de 32, Alevkayası'nda 30, Güzelyurt'ta 33, Gazimağusa'da 32, Lefke'de 28, Yeni Erenköy'de 31 ve İskele'de ise 32 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava açık ve az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu, rüzgar güneybatıdan 4-5 kuvvetinde esecek. Deniz orta yer yer kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı kritik ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek olması beklenmektedir. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.